İbn Ata İskender Hazretleri söylüyor Hikemi Atayesinde. İza erade en yuzhira fallahu aleyk halaka fik ve nasaba ileyk. Allahu Teala sana ikram etmeyi, fazlını sunmayı, göstermeyi murad ettiği zaman sana ibadet yapmayı nasip eyler, yardım eyler ve sana nispet eyler. Ne güzel yaptın. Kulun yapması gereken nedir burada? Eğer diyor ibadeti kendinden biliyorsan bütün kınamaları hak etmişsin demektir. İbadeti Allah'ın fazlı görüyorsan o zaman bütün övgüler senin. İbadet yaptık. Huşu ile yapmaya çalıştık. Ondan sonra muharebe bitiyor mu? Bitmiyor. Asıl muharebe orada başlayacak. Şeytan gelecek. Ne harika ibadet yapıyorsun dediği vakitte orada dimdik duracaksın. Ne harikası be. Harika varsa, güzel varsa o Rabbimdir. Celle Celaluhu. Bir güzellik aleme sudur ediyorsa tek bir kaynağı vardır, haktır. Başka bir şey yok. Ben onun aciz bir kuluyum. Yaptırdı, yaptım, ettirdi, ettim. Huşu ikram etti, huşuğa da erdim. Elhamdülillah. Sehl rahimahullah şöyle nakletti diyor. Kul bir güzel ibadet yaptığı zaman kalbini de terbiye etmiş. Der ki, ya Rabbi sen yaptırdın. Sen tevfik verdin, sen yardım ettin, sen ihsan ettin. Kul böyle söyleyince Rabbi de der ki, yok kulum sen uğraştın da yaptın. Gayret ettin, erdin. Çalıştın, oldu. Böyle söyler. Rabbi bizim teşekkürü böyle olur diyor. Kul dediği vakitte ben yaptım, ben bildim, ben becerdim. Rabbimize der ki o zaman, ben yardım etmeseydim nasıl yapacaktın? Ben seni çekmeseydim nasıl gelecektin? İşte böyle, mevzu bu. Bir güzel ikram sunulduğu zaman o ikramı tamamlamak için şükretmek lazım. O şükrü yapamadıysan o ikrama nankörlük etmiş olursun. Allah korusun. Celle Celaluhu. وَاِلَكَ آمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقْ İşte ey evladım bunların hepsi sorulur senden. Hani diyor ya bir Arif Nihat Asya'nın şiiriydi herhalde. Delikanlı ne bu oyunda oynaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diye yazmış ya. Fatih İstanbul'u 21 yaşında fethediyor. Biz 21 yaşında daha tabiri caizse sabah erken kalkıp namaz kılmayı daha öğretmiş olmuyoruz çocuğa. Kendi ihtiyacını görme bilmiyor daha yani. 21 yaşında. Ki Fatih projelerini çizmiş. Senelerdi fethedilemeyen, hatta asırlar önce Peygamber Zişan tarafından müjdelenen, o müjdeye nail olmuş İstanbul'u fethetmiş 21 yaşında. فَيَقُولُ مَا هَذَا اِلَّا اَسَاتُ الْاَوَّلِينَ İşte nasibi yoksa evladın, nasibi yoksa anlattığın insan der ki bu eski satırlar, eski hikayeler var. Hikaye anlatma bana ya. Şimdi mesela Evliyaullah'ın başından geçen menkıbeleri anlatınca aynı şeyleri söylüyor. Hikaye anlatma bana. Boş hikayeler bunlar. Allah'a emanet et, bir şey olmaz. Allah'a emanettiğini Allah korur diyorsun. Bir hikaye söylüyorsun. Hikaye bunlar. Hazreti Ömer zamanında bir adam geldi, yanında bir ufak çocuk. Dedi ki Hazreti Ömer radıyallahu teala, ya bu kadar da bir çocuğun babasına benzediğini görmedim demiş. Bu kadar ne kadar benziyor bu çocuk sana? Hikayesini anlatayım bunun. Ey müminlerin emir diyor adam. Söyle bakalım. Ben sefere çıkıyordum, bunun annesi hamileydi. Annesi bana dedi ki diyor sefere çıkarken, beni böyle bırakıp nereye gidiyorsun? Ben de dedim ki karnındakini Allah'a emanet ediyorum. Emanetlere hıyanet etmeyen, her şeyin koruyucusu olan Allah'a emanet edip gidiyorum. Ben gittim, dönene kadar annesi ölmüştü. Sonra kabristandan bir ışık parlıyor. Nedir bu dedim. Falanca kadın öleli beri bu ışık parlıyor devamlı orada. Dedim ki kendi hanımı, o ölen hanımı.
Gündüzleri oruçla geçirirdi hanımım. Geceleri ibadetle. Gidip bakacağım ben oraya. Gittim, kabrini kazdım. Bu çocuk diyor. Bu çocuk emekleyerek bana geldi. Oradan çıkıyormuş ışık. Ve bir ses duydum gayipten. Bize emanet etmiştin. Emanetini muhafaza ettik. Anasını da emanet etseydin onu da muhafaza ederdin. Giderken demiş ya, karnındakini Allah'a emanet ediyorum. Karnındakiyle seni Allah'a emanet ediyorum deseydi annesini de bulacaktın diyor Sers. Şimdi anlat bunu tabii. Hikaye. Hikaye. Bırak şimdi normal insanları, Kur'an'ı okuyanlar bile hikaye ediyor bunları yani. Kur'an okuyanlar, devamlı Kur'an okuyanlar bile hikaye ediyorlar. Allah kör eylemesin diyelim yani. Celle Celaluhu. Allah muhafaza. İşte ma hada illa asatirul evvelin. Ulaike allazina hakka aleyhimul kavl fi umamin kad halet min qablikum minel cinni vel ins innahum kanu khasirin. İşte bunlar daha önceleri bunlar gibi yapanlara nasıl cehenneme girecekleri sözü yapıştı, bunlara da yapışır. İnsanlardan, cinlerden Allah'ın emrine uymayanlar nasıl ki Allah'ın gazabı üzerlerine düşüyor, bunların da düştü. Herkes için diyor Rabbimiz bir derece var. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُونَ. Ne amel ettiysen ona göre derece var. Herkese yaptığının karşılığını vereceğiz. Kimse zulüm görmeyecek. Yaptığının karşılığını alacaksın. İşte